Bir şeyi daha sorayım. Peki şimdi de Filistin boyutuna bakalım. Ya İsrail bu anlamda çözümsüzlüğün belki bir adresi olarak evet ifade ediliyor. İki devletli çözüm denilince hayır dediğini biliyoruz. Netanyahu'nun ne kadar sağda olduğunu ve böyle bütün anlaşmazlık çatışmalı zamanlarda da Netanyahu'nun başta olduğunu görüyoruz. Yani enteresandır, zamanlama da bu anlamda dikkat çekici. E peki ya Filistin tarafı? Yani orada bir Gazze var, bir Batı Şeria var. E, Gazze'de evet Hamas'ın hakimiyeti var ama Batı Şeria'daki işte El Fetih. Mahmut Abbas'ın ağırlığı o ne noktada diye sorsam, yani o ne kadar acaba bu sorunun çözümü açısından gerçekten bir inisiyatif alıyor mu, alır mı? Alamaz çünkü gücünüz ne kadarsa sözünüz de o kadardır. Galiba yani şimdi yani Mahmut Abbas sabahtan akşama kadar bağırıp çağırsa ne olur? Yani orada ilginç bir durum var. Şimdi tabii Filistin'deki bu bölünmüşlük Filistin halkına en nihayetinde zarar veren bir durum. 2006 yılında bir seçim yaptılar. Evet. Bir daha da seçim yapmadılar zaten. Parlamentoda çoğunluğu Hamas aldı. İşte milletvekilliklerin 1/3'üne yakınını Fetih aldı. İşte küçük sol gruplarda 1/2'şer/3'er milletvekili aldılar. Ama hani meclis çoğunluğu Hamas'a geçti. O dönemden sonra böyle bir yıllık falan bir Fransızların tabiriyle kohabitasyon. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın farklı siyasi kanatlardan gelmesi ama bir arada bulunabilmesi gibi durum söz konusu oldu. İşte İsmail Haniye Başbakan oldu. Evet. Bir sene sürdü. Neticede Filistin gibi daha uluslaşma süreci, yani bir halk olma, bir kimlik edinme süreci zaten savaşla, işgalle, sürgünle oluşmuş bir halkın böyle çok sağlam bir demokratik altyapı, sağlam bir demokratik kültür geliştirmesi zor. Yani gene buna da şükür diyelim. Buna da şükür. Yani Orta Doğu'da neticede hala babadan oğula egemenliğin geçtiği ilkel monarşiler de var yani. Şimdi bir yıl sürdü bu ve savaşmaya başladılar. Yani birbirlerini öldürmeye başladılar. Gazze'den Fetih'i kovdu Hamas. Epey de böyle bir bayağı çatışmalı geçti. Böyle hatta götürüp işte rakip örgütten Hamas'ın Fetih'e, Fetih'in Hamas'a yaptığı acayip acayip işler oldu. En yüksek binanın tepesine çıkarıp adamları aşağı atmak falan gibi böyle vahşi infazlar da yaptılar. Ve bir çatışma sonucunda Gazze Hamas'ın kontrolüne geçti. Fetih, El Fetih, Filistin yönetimi adı altında yani FKÖ vardı bir zamanlar. Şimdi Filistin yönetimi oldu. Batı Şeria'yı yönetiyor. Ama tabii Batı Şeria'da da tamamen İsrail'in, Netanyahu'nun yayılmacı ve ilhakçı adımlarını görüyoruz. Yani Hediye de ilk bölümde belirtti. Oranın demografisi çok değişti. Yani oraya taşınan Yahudi nüfus illegal bir şekilde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kurulan yerleşkeler bunlar sürekli genişliyor. Dönem dönem mesela İsrail tamam genişletmiyoruz diyor dedi. Ama genişlemeye devam ediyor. Ama genişliyor dendiğinde doğal genişlemesi o. Yani biz yenisini inşa etmiyoruz da hali hazırdaki doğal genişlemesi. Çünkü nüfus artıyor. İşte bebekler doğuyor. Yeni bina yapmak lazım. Bilmem ne gibi. Böyle bir takım yani insanların... Ama Filistinlinin hiç ihtiyacı olmuyor mu acaba bu doğal gelişmeden? Niye hiç, Filistinli için nasıl aynen öyle. Tabii canım. Zaten yani ya mesele şu. İlginç bir şey. Ben yıllar önce bir İsrail istihbarat yapılanması, istihbarat örgütleriyle alakalı. Sadece Mossad yok orada yani iç istihbarat birimi de var. Şimbet de var. Bir belgesel seyretmiştim. Burada üst düzey bir İsrailli eski istihbarat yetkisi çok enteresan bir yorum yaptı. Ya dedi biz Filistinlere eleştirel olmuş adam yani bir muhalif. Yani biz Filistinlere biraz şöyle davranıyoruz aslında. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının Yahudilere davrandığı gibi değil ama mesela Çekoslovak halkına, Yugoslavya'ya ve Polonyalara davrandığı gibi davranıyoruz. Aslında bu öz eleştiri bu. Yani tamamen böyle ikinci sınıf insan, işgal gücü, bunlar da işte işgal ettiğim ülkede rahatlıkla itip kakabileceğim insanlar. Dolayısıyla zaten Batı Şeria paramparça, bölük pörçük bir yer. Evet, evet. Ve orası... Hep bir sünger benzetmesi yaparak anlatıyorsunuz. Evet, sünger gibi. Orası yerleşimcilerin sayısı 100 binlerle ifade ediliyor ve tarım açısından çok bereketli topraklar olduğu için... Yani İsrail orayı gerçekten de hani nasıl ki Suriye'den aldığı Golan Tepelerini ilhak ettiyse orayı da bir şekilde ilhak etmenin yolunu arayan bir yaklaşım var Netanyahu'da. Ha, günün birinde sol İsrail'de güçlerinin iktidara gelirse ondan vazgeçebilir veya sulandırabilir o projeyi.
Gazze'ye baktığımızda tabii yani şu da var. Şimdi bebeklerin öldüğü, çocukların öldüğü, her gün öldüğü bir ortamda belki çok şey bir konu. Hani lüzumsuz bir ayrıntı gibi gelebilir ama hani Gazze'de de 2007'den itibaren Hamas'ın orayı yavaş yavaş İslamileştirmesi ve neticede Filistin halkı geleneksel olarak hani seküler kültürün çok ağır olduğu, ağır dediğim baskın olduğu. Evet. Zaten Filistinlilerin hepsi Müslüman da değil. Yani bizdeki cahiller ve kimi İslamcılar bilmez ama bir kısmı Hristiyandır Filistinlilerin. Bu işin formu değişti sanki. Şimdi, yani öyle bir dava formundayken ama İsrail'in ve İsrail'in ve onun batıdaki destekçilerin işine gelen imaj bu. Heh. Hazır dünyada cihatçılık, El-Kaide tipi terörde yükseldiği bir dönemde Filistinlileri cihatçılarla, yani böyle yobaz, kökten dinci yobazlıkla özdeşleştirmek İsrail'in tabii çok işine gelen bir şey. Hamas'ın hiç mi kabahati yok? Şimdi dediğim gibi çocuklar öldürülürken belki bu ayrıntıya girmek manasız olabilir ama Hamas dediğimiz örgüt Gazze'de yönetimi ele aldığından beri kadınlara, erkeklerin arkasında motosiklete binmeyin, kadınlar erkek berberine gidemez, İşte kadın maratonu Birleşmiş Milletler UNRWA'nın organize ettiği maratonu iptal ediyoruz. Çünkü kadınlar koşacak. Kadınların koşması bize olmaz, aykırıdır. İşte kadınlar ortalık yerde nargile içemez falan gibi kararlar alan, kadınların giyim kuşamına müdahale eden, kimi zaman dayak gibi şeyleri başvuran bir örgüt, bir yapılanma. Dolayısıyla yani böyle bir örgüt, bir kez zaten ayrım, yani ülkenin bir bölümünün, zaten coğrafi olarak da birbirine bağlı olmayan bir bölümünün, evet, bir örgütün elinde, öbürünün diğer örgütün elinde olması zaten o ulusal davayı zayıflatan bir şey. Bir tarafta da Batı'nın, İsrail'in böyle bir ahlaki ve kültürel üstünlük taslamasına olanak sağlayacak, dünyada da işte kimi yerlerde İslamcılık, cihatçılık hatta yükselirken bu tür şeyler yapan bir Hamas'ın varlığı, hı-hı, ve de açık terörizme de başvuran bir Hamas. Yani Hamas mesela İsrailli sivilleri İngilizce'deki tabiyle collateral damage, yani işte yan etki olarak, yani çatışma esnasında istenmeden öldürmek gibi bir şekilde öldüren bir örgüt değil. Bu son saldırısında açık açık duraklarda bekleyen yaşlı insanları tuttu. Konsere gidip gençlere kadar direkt telefonu alıp açık terörizm, tabii, açık yani. Şimdi bu Filistin'de de böyle bir problem var. Yani ve gitgide zayıflayan, belki halkının gözündeki meşruiyeti de zedelenen, yıllar boyunca Arap ülkelerinden gelen kaynakları elde tuttuğu için artık yolsuzlukla anılmaya başlanmış bir FKÖ, Fetih Liderliği. Bir de artık bu son olayla beraber tamamen hani Hamas ön plana çıktı. Dolayısıyla yani egemenlik mührünü elinde tutan Filistin yönetimini, Fetih'in, Mahmud Abbas'ın fiili gücünü, pratikteki etkisini gitgide zayıfladığı, böyle göstermelik bir yönetici gibi olduğu, kim tarihte örnekleri vardır. Mesela işte Memlük Devleti'nde Abbasi halifesi vardır. Abbasilere dayanır, soy halifedir ama adam Memlüklerin şeyidir, memuru gibidir. Yani gitgide bu kadar böyle zayıf ve etkisiz eleman olmaya doğru giden bir Filistin yönetimi. Diğer tarafta da terörizme açık açık başvuran, bunu göstere göstere yapan, hak gören ve de bulunduğu konum itibariyle de aslında hani dünya görüşünü bence sorgulamamız gereken, bu KRT ekranlarında sorgulanmalı bu. Yani başka bazı kanallarda sorgulanmaz ama ben onu sorgularım mesela. Böyle bir yapılanma, buradan nasıl bir çıkış, ben zor, çok zor. Valla buradan benim anladığım çıkış varsa, o da hani bir zemin dedik ya, bu İsrail açısından söz konusu belki hükümetin değişip başka bir mantalitenin, daha belki sol, evet, bir mantığın, evet, başa gelmesiyle belki olabilecek bir şey ama anlıyorum ki bu aynı zamanda Filistin tarafında da bir zemin değişikliğini gerektiren, evet, bir şey. Hamas değil ama başka bir şey. Yani diyalog kurulabilecek, kendi tezine sahip çıkabilecek, kendi davasına sahip çıkabilecek. Ama bunun için terörü kullanmayacak, kullanılmasına da izin vermeyecek olan bir yapı belki de. Katılır mısınız? Yani böyle bir değişik. Peki yani bu şöyle, Hamas'ın ardında kim var? Şimdi şöyle kısmen katılırım ama bazı yerlerde farklılaşıyoruz. Şunun için bu dünya görüşüyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hı. Yani Hamas işte İslamcı, bundan dolayı böyle de hani diğer seküler ya da sol bir kesim, El Fetih, FKÖ, ondan dolayı çok farklı mı acaba? Hmm. Şimdi bu arada çok özür dilerim. Evet. İsrail ordusunun Gazze'deki Nuseirat kampının pazar yerini vurduğu bilgisi var. Yine burada da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor, gelen son bilgi. Yani bakın, o hastane olayı konuşuluyor vesaire ama üzerine kaç yer bombalandı? Üzerine kaç kişi, tabii, hayatını kaybetti? Bir de durmayan bir şiddet yani. Buyursun Ali.
Şimdi ilk başta bahsettiğim bir şey vardı. Hı. Yani programın başında. Hı hı. İsrail şöyle düşünmüyor Filistin'in kamuoyu. Filistin kamuoyu İsrail diye bir yeri tanımadığı için İsrail'deki ki işte en son işte Mehmet Akif Ersoy'un Halit Meşal'le yaptığı röportajda da orada da çok detaylı bir şekilde anlattı Meşal. O klasik Filistin bakış açısını özetledi aslında. Doğru. Meşal. Şunu yani Filistin tarafı şöyle bakıyor olaya. Çok az yani işte iki devletli çözüm savunan çok az zaten. Yani İsrail'i bir devlet olarak tanıyan çok az Filistinli var zaten. İşte Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Marksist sol bir örgüttür. İşte Leyla Halid'inden tutan şeye kadar. İşte Barghouti'ye kadar. Barghouti'ye kadar. Yani bütün Filistin'in tüm kanatlarıyla bakış açısı şu şekilde ki Türkiye'deki yansımaları da o şekilde. Yani İsrail aslında gayrimeşru bir devlettir. Yani Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış olması dünyada işte farklı bir devlet, diğer normal diğer devletler gibi bir devlet olarak algılanıyor olması önemli değildir. Orası tamamen işgaldir. İsrail toprakları da aslında 1948 toprakları diyor mesela. Asla İsrail, evet. Haritada İsrail yazmaz. Orası 1948 Filistin'idir. Dolayısıyla da şimdi bu bir yere getiriyor bizi. Yani mantalite diyoruz ya bakış açısı. İsrail'de sivil yok. Şimdi bakın internete girerseniz yazarsanız İsrail'de sivil var mı diye bir tartışma vardır mesela. Türkçe'de de var. Ha, İsrail'de evet. Sivil yok. Çünkü neden? İşte dediğim gibi Halit Meşal de onu vurguladı. Hani Ersoy'un sorusu üzerine. Hani neden sivillere şey yapıyorsunuz diye sordu o da. Doğru bir soru herkes sordu. Herkes asker olabilir. Çünkü oradaki herkes muhariptir. Yani üzerinde sivil kıyafet giyse dahi o oraya işgalci olarak geldiği için ben kendi toprağımı savunuyorum ve işgalciyle savaşıyorum. Yani dolayısıyla üzerinde işte otobüste bekleyen bir yaşlı olması, efendim sporcu olması. Mesela Münih Olimpiyatlarında Hamas yoktu 1970'li yıllarda. Hı hı. Münih Olimpiyatlarındaki sporcuları vuruyordu o zaman solcu Filistinli militanlar. Çünkü İsrail diye bir yeri tanımıyor, Siyonist bir varlık olarak görüyor ve dolayısıyla İsrail vatandaşı olan 7 milyon insanı da muharip olarak görüyor. Şimdi bu sağlıklı bir bakış açısı mıdır, doğru bir bakış açısı mıdır? Bence değildir. Neden? Çünkü sonuçta oral olarak tıpkı nasıl Gazze'de bir yaşam sürüyor dediniz doğru bir şekilde. İsrail'de de bir yaşam sürüyor. İsrail'deki herkes muharip değil, elinde silahı yok. Evet, İsrail'de bir askerlik sistemi var. Dolayısıyla her genç muhakkak uzun bir süre askerlik yapmak zorunda. Ama bunun sonu yok. Yani aborjinleri de soykırıma tabi tutan bir Avustralya var. O zaman aborjinler de bir örgüt kursunlar. Desinler ki Avustralya'yı tanımıyorum. Bütün Avustralyalı kolonyalistlerin torunları işgalcidir. Gitsinler Sydney'de adam öldürsünler. Şimdi böyle bir dünya yok. Ya da işte Güney Afrika'da hala Boerler var. Hollanda kökenli sömürgecilerin çocukları yaşıyor ya. Yani Mandela vesaire çok mücadele etti. Rejimi değiştirdiler. Ama şunu yapmadı yani Güney Afrika'daki işte siyah hareket. Yani apartheid'e tabi tutulan hareket. O zaman bütün beyazlar, Güney Afrika'daki bütün beyazlar hedefimizdir. Onları vururuz, İşgalci öldürürüz demediler. Demedi yani. Bülent Bey siz uzmanısınız bu konunun. Hamas tabi örgütler bazen oraya sağa sola kayarlar da. 2017'de Hamas'ın bir bildirgesi var. Evet. Evet. Ya yani orada sanki biraz 1967 öyle... sınırlarının 1967 sınırlarını kabul ediyor gibi. Şöyle onu işte Halit Meşal son röportajında da onu da sordum Mehmet Akif. Evet, evet. Oraya da hemen bir açıklama getirdi ki zaten aralıklarla şey yapılıyordu. Yani şunu diyor Hamas. Yani biz tanımıyoruz İsrail'i ama meşru bir varlık olarak. Hadi en azından eğer el uzatırlarsa biz en azından hani o olumlu bir adım olarak biz de hani geçici olsa da böyle bir sinyal verebiliriz. En azından 67 sınırlarını tanıyabiliriz gibisinden bir şey söyledi Hamas. Yoksa yine o bildirgede de İsrail bir devlet olarak tanınmıyor. Görülmüyor aslında. Çünkü o dediğim gibi İsrail'i bir devlet olarak tanımak en başta ifade ettiğim gibi o Hattül Mukaveme ve iki devletli çözümcüler arasında çok temel bir ayrım. Bu biraz Güney Kıbrıslıların Kuzey Kıbrıs'ı tanımaması gibi bir şey. Ya da yani tabii ki farklı bağlamlar yanlış anlaşılmasın ama ya da işte Azerbaycan'ın Karabağ'da bir Ermeni devletini tanımaması gibi bir şey. Yani diyor ki orası gayrimeşru bir şey. Evet. Yok diyor yani. 1948'den
bir işgaldir, nekbedir. Yani büyük bir felakettir İsrail'in kurulması. Şeklinde baktığı için ben niye bunu detaylı anlatmaya çalışıyorum? Bundan dolayı İsrail'li vatandaşı herkesi hedef olarak görüyor. Mesela onun için mesela Hamas veya da diğer örgütler mesela herhangi bir şekilde yurt dışında yani Filistin dışında bir silah eylemi yapmazlar. Çünkü diyor ki ben işgal, kendi toprağımı savunuyorum. Türkiye'deki bir Yahudi'yi öldürmem diyor. Çünkü o işgalci değil. Hı hı. Yani benim ilgilendirmez diyor. Bakıyor, hani evet. El-Kaide vesaire gibi hani küresel cihatçı örgütler gibi bakmıyor şeye. Hatta Hamas zamanında Lübnan'daki çatışmalara bile bulaşmadı. Çünkü tabii, tabii. Orası beni ilgilendirmez evet. diyor. Çünkü ben diyor vatanımı savunuyorum. Buraya kadar doğru. Dediğim gibi ben de katılıyorum bu görüşe. Evet, kendi ülkesini savunma hakkı var Hamas'ın ve diğer Filistinli örgütlerin. Ancak şöyle de bir gerçeklik var. Dördüncü nesil olmuş artık. Yani 48'den sonra orada bir sürü insan yaşıyor. Bir. İkincisi İsrail vatandaşı Filistinliler var. Nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani o da İsrail vatandaşı sonuçta. Evet, evet. Ki hükümet ortağı oldu hatta bir tanesi. Bir önceki hükümetin. Yani İsrail'de evet. Filistin Filistinliler de 2,5 var. Milyon Filistinli yaşıyor. İsrail pasaportu olan. İsrail'in ve hükümet ortağı oldu. Nüfusta 9 milyon kadar evet, ya. Tabii tabii. Filistinlilerin iki tane partisi var. İsrail'de de. Ya Yahudi İsraillerin partileriyle beraber liste açıp yani ittifak kurarlar. Birleşik şey listesi tabii. var. İkincisi İsrailler içerisinde, İsrail vatandaşları içerisinde Filistinleri savunan STK'lar var. Yani öyle küçük şeyler değil. Betselem gibi vesaire böyle Yahudi olup İsrail vatandaşı olup yani iki devlet çözümü savunan, Filistinlere apartheid uygulandığını söyleyen, Türkiye'deki çoğu İsrail sempatizanından çok daha Filistin'i savunan İsrail vatandaşı entelektüeller, yazarlar, işte Gideon Levy gibi Hares'te mesela kişiler var. Şimdi siz bu insanların tümünü ya da işte Rachel Corrie, işte Rachel Corrie çok ünlüdür Amerikalıydı. Mesela. Amerikalıydı. Amerikalı ve Yahudi kendisi. Evet. İsrail'e geldi ve şeyle savaştı. Yani, geldi bizim cahilleri anlattı. Yani bu dolayısıyla bunun niçin bunun altını çizmek gerekiyor? Norman Finkelstein'ın çok güzel bir kavramsallaştırması var. Ailesini Holocaust'ta kaybetmiş olan bir entelektüel Finkelstein ve soykırım endüstrisi, Holocaust endüstrisi diye bir eseri vardır kendisinin. Yani İsrail'in Holocaust'tan geçindiğini savunur. Dolayısıyla soykırım acılarını ki şu anda da ikinci bir soykırım endüstrisi geliştirmeye çalışıyor. İşte teröre karşı savaş konseptiyle. Bu öyle savunur. Bir şey ki belki de Almanya Başbakanı Şansölye Scholz'ün gelişi bile, verdiği destek bile biraz kendindeki o yük yani Almanya'daki o Holocaust'tan kalan yükten kaynaklanıyor galiba diye de galiba yorumlara değil. Da yol açtı. Değil çok mi? Açık. Yani direkt ne olursa olsun İsrail'e destek aile söz konusu. Ya şu acayip bir şey değil mi? Bir ülke düşünün ABD'den sonra İsrail'in en kararlı destekçisi. Evet evet. Yani mesela baktığında niye hani Almanya böyle bir şey yapıyor? Demek ki biraz bir... Geçmişin yüküyle ilgili geçmişin bir şey. Yani. Geçmişin bagajıyla ilgili bir şey mi acaba? Sözünüzü kesmiş oldum. Evet. Şimdi soykırım endüstrisi var. Ben bir şey daha ekliyorum ona. Finkelstein'dan ilhamen bir de Filistin endüstrisi var. Yani evet soykırım endüstrisi var ama hem bizim ülkemizde hem de bölge diktatörlüklerinde işte Suriye'deki rejim, Irak'taki Saddam rejimi olsun, İran rejimi olsun. Bu Filistin üzerinden Türkiye'de zaman zaman tabii onlar kadar olmasa da bir Filistin hamaseti üzerinden, Filistin acıları üzerinden Filistin halkından daha çok Filistincilik yaparak... Ama bu hiçbir şeye çözüm yaratan bir evet şey. Yani şimdi bu bir çözümsüzlük. Evet. Yani o zaman şunu konuşmamız gerekiyor. Tamam hormonlu olmasın ama Ruanda'da 500 bin insan öldü. Değil mi? Yani Hutsilerle Tutsiler birbirlerini kesti. Evet. Efendim İkinci Dünya Savaşı'nda adamlar birbirini boğazladı. Şimdi Avrupa Birliği kurdular. Demek ki oturup farklı halklar... Çok acı ya da işte Güney Afrika dedik yani orada da büyük acılar yaşandı. Bütün acılar Bosna'da Dayton Anlaşması'ndan sonra daha yeni geldim Bosna'dan. Ve orada gerçekten çok acılar yaşanmış biliyoruz. İşte pazar yeri katliamı vesaire benzerleri yaşandı. Bir de birbirini tanıyan insanların birbirine kötülüğü var orada komşunu Çok iç içe ama sonuç itibariyle hayat sürüyor ve bir arada yaşamak gerekiyor. Peki. Yani. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun üzerine konuşmak peki, lazım. Peki o zaman bir ara vereceğim onun ardından ama zannediyorum o verdiğimiz görüntüler de yeni gelmiş olan görüntülerdi galiba arkadaşlarım ilettiler. Bir kez daha söyleyeyim. İsrail ordusu Gazze'deki Nuseirat kampının pazar yerini vurdu. Bakın olayın hemen ardından hedef alındıktan hemen sonra
çekilmiş olan görüntüler tabii oradaki patlama etkisiyle, saldırının etkisiyle etrafın nasıl dağıldığını görüyoruz. Orada tabii pek çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Bir yandan hem müdahale edilmeye çalışılıyor oradaki alevlere ama hem o ne kadar mümkün olabilir hem de yani gücünü de görüyorsunuz. Belli ki yoğun da bir şekilde bir etkisi olmuş ve çok sayıda ölü ve yaralı var diyebiliyoruz ama sayıyı henüz bilemiyoruz elbette. Bir de orada o pazar yeri dediğimiz o bölgede etrafında da büyük ihtimalle bir enkaz da söz konusu olacak. Onun içinde altında kalanlar var mı yok mu, bunlar da işte geçen o hastane bombalamasında yaşadığımız gibi. Durum bu. Yeni gelen görüntülerde, başka görüntülerde olursa onları iletiriz. Bir ara vermemiz gerekiyor. Bu aranın ardından yine devam edelim efendim.